Selam Murat. Başlamadan önce Assassin's Creed için hazırladığın muhteşem eserin hakkında konuşmaya zaman ayırdığın için teşekkür etmek isteriz. Hem senin hem de Assassin's Creed hayranlarının merak edeceği birkaç sorum olacak. Cevaplarını bekliyoruz. Esas hani böyle adlandırdığınız için ben çok teşekkür ederim ve hani tarafınızdan davet edilmiş olup böyle bir şeyi beraber zamanı ayırmak benim için de mutluluk verici. İlk sorumuzla başlayalım. Neden Assassin's Creed? Bu oyun serisiyle ilgili neler ilgini çekiyor ve bu seriden herhangi bir oyunu oynadın mı? Şöyle, Assassin's Creed yaptığım çalışma tarzıyla çok örtüşen bir yapıya sahip bir oyun. Şimdi şöyle, benim yaptığım işlerde biz ne kadar geleneksel sanatı görsek de işin tabii ki de bir popüler kültür tarafı var ve bu popüler kültürün geleneksel sanatta karşılık bulabilmesi gerekiyor. Bunun için en uygun oyunlardan bir tanesi tabii ki de Assassin's Creed serisi. Oyun kısmını geçersek, hani eğlenceli, keyifli taraflarını geçersek, o işin tarihsellik tarafı benim çok ilgimi çeken, cezbeden bir alan. Tabii bununla birlikte Assassin's Creed'de kullanılan böyle gerçekçi o tarihi dokular, yani hani tarihi anlamda tutarlı detaylar beni ekstra bir cezbediyor. Hangileri oynadım? Aslında bayağı bir oynadım. İlk çıktığı dönemlerde tek tek oynadım. Yani böyle sıralı olarak isimlerini aklımda tutmak çok zor böyle. Fakat son oynadığım kesinlikle Odyssey'di. Süper. Bu sanat çalışmasını tasarlarken veya şemasını oluştururken karakterleri ve arka planları neye göre seçip düzenledin? Yaptığım çalışmalarda dediğim gibi bu hani geleneksel sanat yaklaşımını koruyabilmek için olabildiğince geleneksel sanattan ben de besleniyorum. Bunun en iyi karşılığı Matrakçı Nasuh. Kendisi sanat tarihçilerinin çok iyi bildiği bir isim. Çok güzel şehirleri tasvir eden minyatürleri var. Ve bizim kuş bakışı gördüğümüz bir açı için ve farklı farklı şehirler ki Assassin's Creed dünyası farklı şehirleri, farklı kültürleri ve farklı zamanları içerdiği için en uygun onun o ekolüyle yaklaşmak oldu. Bundan yola çıkarak ben de işte farklı coğrafyaları da ele alacak şekilde tek bir kompozisyon içinde farklı asasinleri, bizim suikastçileri yerleştirdim. Çalışmalarının kendine has bir tarzı olduğu aşikar. Oldukça girift, bir o kadar da hoş duruyorlar. Bu benzersiz tarzı yaratmanın süreci veya farklı aşamalarından bize biraz bahseder misin? Tabii ilk önce ana kompozisyonu oluşturmakla başladı her şey. Tabii bunun öncesinde birkaç farklı fikirle aslında hani oluşturdum kompozisyonları. Bunu birazcık mesela yine Osmanlı geleneksel sanatından yola çıkarsak silsilenameler vardır. Böyle padişahların tüm soy ağacını gösteren böyle el yazmalarından eserler vardır, resimlemeler vardır. Birazcık ilk çıkış noktam ona yakındı. Fakat Assassin's Creed bunun için çok daha canlı bir dünyaya sahip olduğundan dolayı bunu daha canlı tutma girişimine giriştim ve az önce söylediğim Matrakçı Nasuh minyatürlerine doğru yöneldim ve bunun için de tabii ki de genel bir kompozisyon oluşturdum. Bunda da işte dev bir şehri hayal edin. Tabii farklı coğrafyalarda resmedecek şekilde karakterleri yerleştirdim. Bu tabii birazcık böyle kendi yaptığım şeyden yeterince memnun olmayarak daha iyisini yapabilirim diye böyle kendimi zorlayarak böyle birkaç aşamadan oluşan bir süreçti. Galiba yaklaşık 3-4 ay sürmüş olabilir böyle. Tabii bu benim hani bunu tekrar yenileyelim, bu yeterince doğru değil, bunu büyütelim diye kendi kendime giriştiğim şeylerle oluştu, zorlamalarla ortaya çıktı. Fakat çıkan sonuçtan oldukça mutlu ve içimesinden gurur duyabileceğim bir şey oldu. Bunun için de çok mutluyum. Evet, biz de çıkan sonuçtan çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Ubisoft bu sanat eserini oluşturmanda herhangi bir yön veya kısıtlama verdi mi? Yoksa tamamen serbest miydin? Senin için bu projeyi üstlenmenin en zorlayıcı ve en ödüllendirici yönü neydi? Ubisoft şimdiye kadar hani farklı isimle çalıştım. Bu isimler arasında kesinlikle hani en rahat çalıştığım isimlerden biri. Bunu rahatlıkla içten söylüyorum. Ve bu benim hani üretim sürecime de tabii ki etki ediyor. Yani, tabii benim birazcık bahsettiğim gibi memnun kalmayıp uzattığım süreçler oldu. Fakat daha iyisi için yaptım bunu. Çünkü işin en zor kısmı da burada. Çünkü Ubisoft ve Assassin's Creed çok büyük bir isim ve dediğim gibi çok büyük dünyalara sahip ve bunun altından kalkabilmem gerekiyordu. Hani bunun için hiçbir zaman beni zorlamadılar. Bunu ben kendime görev bilindim ve bu konuda çok rahat bıraktılar ve bu gerçekten mutluluk verici bir şey. Gerçekten bir sanatçı için çok çok önemli bir şey. Ve bunun sonucunda böyle bir şey çıkmış olması için ben ayrıca buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Kendine özgün tarzınla Türkiye'de tanınan ve sevilen bir sanatçısın ve ne güzel ki çağdaş sanat konusunda Türkiye'yi küresel alanda temsil ediyorsun. İster klasik çizim tekniklerini, ister dijital teknikleri kullansınlar. Türkiye'deki genç sanatçılara, hatta video oyunları veya film sanatı gibi alanlarda senin izinden gitmek isteyenlere bir tavsiyen var mı? Tabii ki de her sanatçının yaptığı işe yaklaşımı farklıdır. Dolayısıyla çalışma disiplinleri farklılık gösterebilir, dünya algıları değişebilir. Fakat eğer kendimden örnek vereceksem ve hani benimle alakalı işleri üretmek isteyen hani sanatçılar ya da oyun dünyasından, üretim kısmından isimler varsa olabildiğince farklı şeylerden beslenmek diyebilirim. Çünkü hani şundan bahsettik, bir oyunu sadece oynamak aslında yeterli değil, onu birazcık daha farklı yönleriyle alabilmek gerekiyor. Bu aslında sadece bizim eğlenmek için geçirdiğimiz vakitten daha fazlası. Assassin's Creed'i bence en başarılı yönlerinden biri ve benim de hani en keyif aldığım tarafı, bahsettiğim gibi o tarihi tutarlılığı çok iyi ve çok doğru isimlerle çalışmışlar. Çok belli. Yani hani aslında bir bakımda oyunu oynarken ben o açık dünyada ilerlediğimde böyle yavaş gidip böyle çevreyi izleyen insanlardanım. Yani o açık dünyanın turisti oluyorum aslında ve dolaşırken binaları inceliyorum. Oradaki insanların kıyafetlerini. Mesela Odyssey'den örnek vereyim. O vazoların üzerindeki işlemeleri. Tarih, dönem, coğrafya konusunda çok tutarlı, çok doğru işlenmiş ve bu hani ciddiyet gerektiren bir şey. Eğer bunları da incelerseniz sizi beslediğini göreceksiniz. Bunlar aslında birbiriyle karşılıklı olarak beslenen farklı disiplinler. Onun için olabildiğince farklı disiplinlere yönelmeye ve hatta onlardan keyif almak için birazcık çabalamak gerekiyor. Evet, bence harika bir tavsiye. Bildiğin üzere Assassin's Creed Mirage bu yıl içinde geliyor ve heyecanla beklediğini tahmin ediyorum. Yayınlanan fragmandan gözlemlediğin kadarıyla oyundaki karakterleri veya çevreyi düşünürsen, özellikle sanatsal açıdan sana cazip gelen bir şey var mı? Bana başlı başına sanatsal açıdan cazip gelen bir oyun. Hani dediğim gibi ben oyunlardaki böyle sanatsal kısımları özellikle incelediğim için ve böyle hani kendi tanıdığım dünyaya ait de bir oyun geldiği için o mukarnasları görmek, o süslemeleri görmek, hatta başlı başına şimdiki kahramanımızın o işte tam tepesinde yer alan o geometrik sembolü görmek, o basimin başındaki beni heyecanlandırıyor, yani tabii ki de heyecanlandırıyor. O yüzden ben de merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum. Hatta şöyle bir şey var. Ben normalde çok heyecanlandığım, çok beklediğim oyunların özellikle ne fragmanını, ne incelemesini ya da önceden hani henüz ben oyunu oynamamışsam bazı yayıncılar mesela oynar. Olabildiğince izlememeye çalışıyorum ki o zevki kaçırmayayım. Benim için en ufak bir şey bile spoiler olabiliyor. O yüzden normalde fragmanına dahi bakmamaya çalışıyordum. Fakat tabii bu iş için mecburen bakmam gerekti ve inceledim. Ve heyecanlandığım şey konusunda haklı olduğumu gördüm böyle. Son olarak en sevdiğin Assassin's Creed oyunu ve en sevdiğin karakter kim? Ve kendisini eserinde tasvir ederken özel bir muameleyle yaklaştın mı? birazcık kayırıp Revolutions diyebilirim tabii ki. Fakat en sevdiğim kahraman hala Altair olabilir. Yani hani şeyden dolayı da değil aslında. Sadece o karakteri çok sevdiğim için Altair diyebilirim. Evet, birçok insan Ezio'yu seviyor. Bence de haklı bir sebep. Benim favorim ama Altair. Evet, aslında benim de favorim Altair. Evet, görüşmemizin sonuna geldik. Cevapların için ve vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz Murat. Bir sonraki çalışman için başarılar dileriz. Ayrıca ne olacağını görmek için de sabırsızlanıyoruz. Ben de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Umarım herkesin keyif aldığı da bir çalışma üretmişimdir. Ben kendim adıma özgüvenle yaklaşıyorum. Ben de insanların gayet seveceğine inanıyorum.